Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben English Hoca ve bu videomda geçmiş zamanı öğreneceğiz. Yani past simple tense. Öncelikle konu anlatımı yapacağım. Ondan sonra pratiklerimizi yapıp videoyu bitireceğim. Başlayalım. Şimdi past simple tense ne zaman kullanılır? Geçmiş zaman ne zaman kullanılır? Adı üstünde zaten geçmişte olmuş ve bitmiş olaylar ifade etmek için kullanırız. Ve geçmişte olmuş ve bitmiş eylemler, hikayeler, üst üste gelmiş eylemleri de anlatmak için kullanırız. Simple past ya da past simple tense. Daha iyi anlayabilmemiz için örneklere bakalım. Şimdi, I rented a car yesterday. Ben dün araba kiraladım. Dün. I studied hard for my exam and passed it last week. Sınavım için çok sıkı çalıştım ve onu geçen hafta geçtim. Okay? Burada last week. Geçen hafta. Burada da dün, yesterday. Önemli olan geçmişte olmuş ve bitmiş bir olay. Şimdi daha iyi anlayabilmemiz için çizimimize bakalım. Biz buradayız arkadaşlar. Present, şimdiki zaman. Burası future, gelecek. Burası da past, geçmiş. Ve bizim öğrendiğimiz zaman past simple tense. Burası arkadaşlar, burayı kapsıyor. Geçmiş zaman. Adı üstünde arkadaşlar, okey? Olmuş da bitmiş. Geçmişte bir eylem. Şimdi öncelikle olumlu cümlelerimizle başlayacağız. Ondan sonra olumsuz cümleye geçip soru cümleleri yapacağız. Öncelikle olumlu cümlelerle başlıyoruz her zamanki gibi. Şimdi subject özneydi. Verb fiil. Object nesne. Gördüğünüz gibi nesneyi boş bıraktım. Önemli olan cümleyi doğru kurabilmemiz ve fiillerimizi doğru kullanabilmemiz. Olumlu cümleyi kurduğumuzda past simple tense'de fiilin ikinci halini kullanıyoruz arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz lazım. Bu durumda visit'in, verilen fiil visit, visit'in ikinci hali visited olur. Yani gördüğünüz gibi ed ekliyoruz. Ve böyle bitiyor. Çok kolay aslında. Devam edelim. We started. Verilen fiil start ve ikinci hali started olur. Ed ekliyoruz. Bu kadar. You used. Verilen fiil use. Gördüğünüz gibi burada zaten bir e var. O yüzden sadece bir d ekleyip bitiriyoruz. Bunları da artık ezberlemek lazım arkadaşlar. Yanlış yazmamak için. They stayed. Verilen fiil stay. Ed ekliyoruz ve bitiriyoruz. He worked. Ed. She listened. Ed. And it rained. Ed ekledik. Bitirdik. Bu fiilin ikinci hali oluyor arkadaşlar. Olumsuz cümle için yardımcı fiile ihtiyacımız var. Yardımcı fiilimiz did ve yardımcı fiilimiz, dikkat edelim, zaten ikinci halde. Tamam mı? Sonra bizim normal fiilimiz var. Fiilimizi birinci hali. Şimdi dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bir cümlede fiilin ikinci halini sadece bir kere kullanırsınız. Ve bunu zaten yardımcı fiilde kullandığımız için verb to öbür fiilde kullanmıyorsunuz. Tamam mı? Cümlede sadece bir kere kullanma hakkınız var ve öncelik yardımcı fiile gider. Yardımcı fiilde verb to kullandığınızda normal verbimiz normal halinde kalıyor. Sade halinde kalıyor. Örneklere bakalım. I did not visit. Bak önceki sayfayı hatırlayalım. Visited'di. İkinci hali. Ama burada ikinci hali burada kullandığımız için burada bir daha kullanmıyoruz. Sadece bir kere kullanıyoruz. Okay? Bu kadar. Çok kolay. We did not start. You did not use. They did not stay. He did not work. She did not listen and it did not rain. Did not kısaltılmış didn't. Bir daha söyleyeceğim arkadaşlar. Yardımcı fiilde ikinci halini kullandığımız için öbür fiilimizde birinci halini kullanıyoruz. İkinci halini sadece bir kere kullanma hakkınız var. Present. Yok, past simple tense'de. Buna dikkat edelim, okey?
Soru cümlelerimize geçelim. Soru cümlelerimiz de çok basit. Yardımcı fiilimiz ilk başa kayıyor. Dikkat edelim, bu zaten ikinci hali. O yüzden öbür fiil birinci halini bırakıyoruz, okey? İkinci halini burada kullandığımız için öbürü birinci halde kalıyor. Bakalım. Did I visit? Did we start? Did you use? Did they stay? Did he work? Did she listen? And did it rain? Gördüğünüz gibi ikinci hal yardımcı fiil olduğu için normal fiilimiz birinci halinde, sade halinde kalıyor. Bu kadar arkadaşlar, yani çok kolay. Şimdi örneklere geçmeden önce işaret kelimelerimiz var. Signal words. Bu kelimelerden birini gördüğünüzde cümlelerde bilin ki simple past ya da past simple tense kullanmak zorundayız. Okay? Yesterday mesela signal words'lerden biri dün. The day before yesterday, evvelki gün. Last week, geçen hafta. Last month, geçen ay. Last year, geçen sene. Last Monday, geçen pazartesi. Last Tuesday, geçen salı. Ve böyle devam ediyor. Haftanın günlerini sayabilirsiniz. Ago. Ago için bir örnek vereyim. Mesela two hours ago. 2 saat önce. 2 days ago. 2 gün önce. Ya da 2 years ago. Önemli olan ago. Evvelki ya da önce anlamına gelir. Bunu gördüğünüzde zaten past simple tense kullanmak zorundayız diye ziller çalacak arkadaşlar, okey? Ve in 2012 örnek yapmışım. Yani önceki seneleri ifade ettiğimizde ya da önceki eski seneler 1900 işte 1900 ne bileyim ne 1800 böyle eski senelerden birilerini gördüğünüzde bilin ki geçmişte bir zaman olduysa zaten simple past kullanacaksınız. Şimdi örneklere başlayalım arkadaşlar. Örneklerin içerisinde işaret kelimeleri de ekledim. Yani böylece bir sınav olabilirsiniz arkadaşlar. Yani sınavınızda mesela öğretmeniniz past simple tense kullanın demezler. Doğru zamanı kullanın derler. Ve bu signal words'leri gördükçe past simple tense'i kullanmak zorunda olduğunuzu anlayacaksınız. Bakalım, başlayalım. Şimdi I, TV yesterday. Verilen fiil watch. Önce bir signal words'ümüzü görelim. Yesterday, dün. Fiilimiz watch. Watched oluyor. Bakın ed ekliyoruz. I watched TV yesterday. Ben dün TV izledim. Yani televizyon izledim. Devam edelim. He soccer 2 days ago. Bakın 2 days ago gördüğünüzde zaten bilin ki past simple tense kullanacağız. He played soccer 2 days ago. O 2 gün önce futbol oynadı. My cat out last night. Bakın last night. Geçen gece. My cat go. Bakın arkadaşlar go. İkinci hali went. Bunları artık ezberlemek zorundayız arkadaşlar. Fiilleri. Bunları sonraki slide'da göstereceğim. Ezberleme tekniği ya da ezberleme şekli. Go'un ikinci hali went oluyor. Yani my cat went out last night. Benim kedim geçen gece çıktı. Yani dışarı çıktı. She, her homework 2 hours ago. Bakın 2 hours ago. Ago gördüğünüzde zaten past simple tense. Past simple tense kullanacağız. She, do. Bakın do. Do'nun ikinci hali neydi? Did. She did her homework 2 hours ago. O 2 saat önce ödevlerini yaptı. It. Last Friday. Last Friday, geçen cuma. It rained. Geçen cuma yağmur yağdı. I. Last weekend. Bakın last weekend, geçen hafta sonu. Olumsuz cümle kuracağız. Yardımcı fiile ihtiyacımız var. Neydi yardımcı fiilimiz? Did.
Not ekliyoruz çünkü olumsuz bir cümle kuracağız. Study. Study'yi birinci haliyle kullanıyoruz. Çünkü did zaten ikinci hal olduğu için bir kere kullandık. Öbüründe bir daha kullanmak zorunda değiliz. Yani geçen hafta sonu ders çalışmadım. I did not study last weekend. My friends over the day before yesterday. Bakın. The day before yesterday, evvelki gün. Verilen fiil come. My friends came over the day before yesterday. Arkadaşlarım bana geldiler evvelki gün. The baby much last night. Bakın last night gördük. Not cry. Olumsuz cümle kuracağız. The baby, yardımcı fiile ihtiyacımız var öncelikle. Did not cry. Burada ikinci hal kullandığımız için burada bir daha kullanmıyoruz. The baby did not cry much last night. Bebek geçen gece çok ağlamadı. İkinci örneğe geçelim. The baby, burada, the baby a lot last night. Bakın, yine geçen gece cry. Olumlu cümle kuracağız. The baby cried a lot last night. Bebek geçen gece çok ağladı. Burada farkımız cry'in ikinci halini kullanıyoruz. Okay, dikkat edeceğiz. Burada yardımcı fiilimizi ikinci halini kullandığımız için cry normal kalıyor birinci halde. Ama burada yardımcı fiil olmadığı için cried yazıyoruz. Bu kadar. They a car last month. Bakın last month, geçen ay. Buy, verilen fiil. Buy'in ikinci hali bought. They bought a car last month. Onlar geçen ay araba satın aldılar. And last but not least, they the house in 1985. In 1985, geçmişte bir zaman gösteriyor. Build. İkinci hali. Built. T ile, okay? They built the house in 1985. Onlar o evi 1985'te inşa ettiler. Şimdi arkadaşlar, önceki sayfalardan hatırlayalım. Durmadan fiillerin birinci hali, fiilin ikinci hali, fiilin ne bileyim şu hali, bu hali diyorum. Bunun nereden geldiğini size anlatmak istiyorum daha iyi anlayabilmeniz için. Şimdi İngilizce'de fiillerimiz iki bölüme ayrılır. Fiillerimizi öğrendiğimizde böyle öğrenelim arkadaşlar. Şimdi regular verbs ve irregular verbs. Regular düzenli anlamına gelir. Yazalım. Düzenli, irregular, düzensiz. Fiiller. Şimdi İngilizce'de arkadaşlar düzenli fiillerimiz, bunlar düzenli fiillerimiz. Bakalım. Yani burası. Okay. Şimdi İngilizce'de arkadaşlar fiilleri öğrendiğinizde böyle öğrenin. Benden size tavsiyem, ben de zamanında böyle öğrendim. Yani böyle ezberleyin. Fiillerin 3 hali vardır. Base form, birinci hal. Past simple, ikinci hal. And past participle, üçüncü hal. Fiilleri böyle öğrenin çünkü ileride zamanları kullandığınızda bunlara ihtiyacınız olacak. Bir daha ekstradan çalışmak zorunda kalmayın, okay? Yani start fiilini öğrendiğinizde başlamak anlamına geliyor. Start, started, started diye öğrenin. Bakın burası da ikinci hal. Like, beğenmek. Like, liked, liked diye öğrenin. Böyle öğrenin. İleride zamanları kurduğunuzda en azından mesela fiilin ikinci halini kullanmak zorunda olduğunuzu bildiğinizde bilin ki liked kullanacağım. Yok, fiilin üçüncü halini kullanmak zorundaysanız biliyorsunuz zaten ezberlemişsiniz. Okay? O yüzden üçünü birden ezberleyin. Yani bir fiili öğrendiğinizde bütün halini ezberleyin. Play, played, played oynamak anlamına gelir. Ve cry, cried, cried ağlamak. Bakın burada dikkat edelim arkadaşlar. Ye, i, e, d'ye dönüşüyor. Ama bu her zaman için geçerli değil. Çünkü gördüğünüz gibi play, played oluyor. Y'si kalıyor. O yüzden bunları ezberleyin arkadaşlar. Size tavsiyem ezberleyin. Stop,
Stopped, stopped. Bu da bir özel durum. Gördüğünüz gibi son harfimiz çift yazılıyor. Durmak anlamına geliyor. Yani benden size tavsiyem, fiilleri öğrendiğinizde bütün halleriyle beraber öğrenin. Huyunu suyunu bilin. Okay? Şimdi düzensiz fiillerimize geçelim. Irregular verbs. Bu da burası. Şimdi arkadaşlar, irregular verbs bunlar biraz bizim başımızı ağrıtabilir. Bunları bir kere ezberledikten sonra hayatınız kolaylaşacak. Şimdi normal fiilimiz be, birinci hali. İkinci hali was, were. Bu tabii öznesine göre değişir. Ve üçüncü hali been. Yani bu kelimelerden birini gördüğünüzde bilin ki normal hali be. Buradan geliyor. Tamam? Mesela do, yapmak. Did, done. İkinci hal. Hatırlayın. Bizim yardımcı fiilimiz did'di. İkinci halinde diyorduk. Neden? Bakın gördüğünüz gibi şurası past simple, ikinci hali. O yüzden yardımcı fiilimiz hep ikinci halde olduğunu zaten size söylüyordum. Bunlar bizim düzensiz özel fiillerimiz. Do, did, done. Ezberlediğinizi üç halini de beraber ezberleyin. Eat, ate, eaten. Yemek. Drive, drove, driven. Sürmek. Go, went, gone. Gitmek. Dediğim gibi hepsini birden ezberleyin. Fiillerin üç halini birden ezberleyin. Burasını da arkadaşlar bakın. Start, started, started. En azından bir yere bir yazın. Bir elinizden geçmiş olsun. İleride de sınavlarda karşınıza çıktığında hani çok yabancı gelmez size. Tamam? Şimdi son örneklerimizi yapalım. Soru cümlelerimiz. Başlayalım. Did you watch my videos? Sen videolarımı izledin mi? Olumlu cevap verirsek yes. Bize soruluyor. I did. Bakın yardımcı fiilimiz did. Olumsuz cümle ya da olumsuz cevap verdiğimizde no. I didn't. Did he play soccer? O futbol oynadı mı? Olumlu cevap verelim. Yes. He did. Or no. Olumsuz cevap. No, he didn't. Gördüğünüz gibi çok kolay. Yardımcı fiili kullanıyoruz ve olumsuz cümle ise not ekliyoruz. Did they study? Onlar ders çalıştılar mı? Yes. They did or no, they didn't. Okay? Bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Thanks for watching. Konuşamadım. Desteklemek için buradan abone olabilirsiniz. EnglishX Hoca. Pinterest ve Instagram hesabım. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. I will see you in my next video. Bye!